Sev Yeter dizisi 8. bölümde neler olacak? Işita Ruhi ile birlikte Rama'nın iş yemeğine katılır. Toplantıdaki iş adamları şartnameleri kabul eder. Çünkü Işita ve Ruhi'yi görünce Rama'nın ailesiyle ne kadar ilgili biri olduğunu düşünmüştür. Işita iş adamından bu sözleri duyunca içten içe sevinir. Bir aile olarak düşünülmek onun da çok hoşuna gitmiştir. O da bu planı bozmaz ve Rama'nın ailesine düşkün biri olduğunu, onlarla çok ilgilendiğini masada anlatır. Çok ağlayan Ruhi'ye sahip çıkan Işita, Shagun'la apartmanda karşılaşır. Shagun Ruhi'yi evde bulamayınca çok endişelenmiştir. Işita'ya teşekkür eder. Rama'nın annesi Shagun'a oldukça kızgındır. Ruhi'nin velayetini aldığı için ondan nefret eder. Shagun kızını almaya geldiğinde Ruhi ondan korkup uzaklaşır ve Işita'ya sarılır. Shagun kızının beynini yıkadıklarını iddia eder. Işita'dan yardım ister. Ruhi ile nasıl yakınlaşabileceklerini sorar. Ruhi ise sadece ağlıyordur ve annesiyle eve gitmek bile istemez. Işita Ruhi'ye söz verir ve istediği zaman kendisini arayabileceğini söyler. Ruhi biraz olsun yatıştırmaya çalışır. Ruhi kahvaltıda ağlamaya başlayınca Shagun onu Işita'nın muayenehanesine getirir. Işita onun için çok endişelenir. Dişinin ağrıdığını düşünür. Fakat bu sadece Ruhi'nin Işita'yı görmek için oynadığı bir oyundur. Shagun bu sırada Ashok'un Londra'ya gideceğini öğrenir. Onu yalnız bırakmak istemeyen Shagun, Ruhi'yi Işita'ya bırakır ve yola çıkar. Ruhi ve Işita baş başa kaldıkları için çok mutludur. Shagun ise Ruhi'nin velayetini almasak da olur diyerek Ashok'a meydan okur. Tek düşündüğü Ashok'la birlikte Londra'ya gitmektir. Ev halkı kutlamalara tüm hızıyla devam etmektedir. Işita'nın Ruhi'yi getirmesiyle her şey daha keyifli bir hal alır. O sırada Bayan Balla, yani Rama'nın annesi, bir depoya girmiştir. Bunu gören Işita'nın annesi ise ona ders vermek için kapıyı üzerine kilitler. Kapalı alan korkusu olan Bayan Balla ise düşüp fenalaşır. Işita hemen ona yardım etmeye çalışır. Sizce Bayan Balla kurtulabilecek mi?